Hacı Sabancı Ortaokulu. Hacı Sabancı Ortaokulu 25 Eylül 1999 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır. Hacı Sabancı 25 Haziran 1935'te Kayseri'de doğmuş, Sabancı topluluğunu oluşturan şirketlerin kurulmasına öncülük etmiştir. Başkanlığını yaptığı Hacı Ömer Sabancı Vakfı, ülkemizin 51 yerleşim merkezinde öğrenci yurdu, kültür sitesi, eğitim kurumu, spor tesisi ve sosyal tesisler olmak üzere toplam 107 kalıcı eser hizmete sunmuştur. Bunlardan bir tanesi de adının verildiği Hacı Sabancı Ortaokulu'dur. Okulumuz, bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, milli manevi ve ahlaki değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, kendine güvenen, araştırıp sorgulayan, kitabı ve sanatı kendine yoldaş edinen, milli değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Okulumuzda öğrencilerin beklentilerini, sorunlarını ve hedeflerini bile öğrencilerimizle dersleri sadece konu anlatımı şeklinde değil, bilimsel araştırma yöntemleri ışığıyla üreticilik esasına dayalı bir şekilde işlenir. Öğrencilerimiz katıldığımız tüm faaliyet ve projelerde üstün performans sergileyerek başarılı olmuşlardır. Türkiye genelinde yürütülen bu Benim Eserim projesine matematik ve fen dallarında katılan okulumuz gurur duyulacak başarılar elde etmiştir. Keçiören düzeyinde en başarılı devlet okulları listesinin en üst sıralarındaki yerini almıştır. 2010 yılında kabul edilen Avrupa Birliği projesi başarıyla tamamlanmıştır. 2015 yılında ise Erasmus artı stratejik okul ortaklığı projesinde koordinatör olarak görevini sürdürmektedir. Eğitim çocuğu sevmekle başlar ve çocuğun mutlu olacağı bir okulda devam eder. Önemli olan insana bilim ve teknolojiyi öğretirken sevmeyi de öğretmektir. Bizler bütün çalışmalarımızı yaparken öğrencilerimizin mutlu olabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Disiplinli, seviyeli ve profesyonel örgütlenmesiyle, öğretmen ve öğrencilerine olan güveniyle başarısını arttırmaya devam eden Hacı Sabancı Ortaokulu çevresine güven veriyor. Hacı Sabancı Ortaokulu olarak anayasamızda ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirttiği gibi milli, ahlaki ve manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirme, ilimde, fende, bilimde ve teknolojide ülkemizde ve dünyada büyük çalışmalara imza atacak bir gençlik yetiştirme temel amacımızdır. Thank you.